merhaba değerli izleyenlerimiz. Gelişen teknolojinin hayatımıza kattıklarıyla tekno alanda yine sizler için dopdolu bir bölüm hazırladık. Bugün havaalanlarında kullanılan teknolojiyi, sanayide kullanılan teknolojiyi ve teknolojideki en son gelişmeleri sizler için araştırdık. Tekno alan başlıyor. Ulaşım en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık daha hızlı ve güvenli bir şekilde bu temel ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Örneğin dünyanın bir ucuna gitmek istediğimizde ya da zamandan tasarruf etmek istediğimizde kısa mesafelerde dahi artık pek çoğumuz hava ulaşımını tercih ediyor. Peki bugünkü teknolojiyle tonlarca ağırlığa sahip olup onlarca hatta yüzlerce kişiyi aynı anda konfor içinde taşıyan uçaklar günümüzde nasıl bir teknolojiyle yönlendiriliyor? Peş peşe havalimanına gelen ve giden uçaklar nasıl güvenli iniş kalkış gerçekleştiriyor? Bu soruların yanıtını yetkililerden aldık. İstanbul Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'ndeyiz ve yanımızda kule şefi Hilmi Ayaz bulunuyor. Hilmi Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok önemli bir adres, çok önemli bir merkez. Burada ciddi bir trafik var Atatürk Havalimanı'nda. Sürekli uçaklar iniyor, kalkıyor. Bugün nasıl bir teknolojiyle yapıyorsunuz bu iniş kalkışları, nasıl yönlendiriyorsunuz uçakları bu kuleden? Şimdi burada kullandığımız sistemler son sistem. Yani uluslararası kullanılan cihazlar olarak ne kullanılıyorsa aynı şekilde bizim burada da kullanılıyor. Bu cihazlar her zaman kalibre ediliyor ve bunların doğruluğu tespit ediliyor. Ve uluslararasındaki kullanılan cihazlar bizim burada mevcut. Örneğin bundan bir 30-40 yıl önce, 50 yıl önce uçaklar nasıl yönlendiriliyordu? Günümüz teknolojisiyle nasıl yönlendiriliyor? Şimdi bundan 40-50 yıl öncesine düşünürsek tek bir tane cihazı olan bir limana iniş kalkış yapılırken tabii ki uçakların beklemeleri daha fazla oluyordu. O zamanın şartlarını şimdi eğer ki değerlendirirsek şimdi uzay çağındaymışız gibi bu cihazlarla şimdi cihazlar sayısı artmasıyla verilen hizmetin kalitesi ve uçuş güvenliği nedeniyle daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Her türlü hava şartlarında güvenli iniş kalkış için gereken tüm müdahaleler yapılabiliyor. Dakikada kaç uçak inip kalkıyor Atatürk Havalimanı'na? Şöyle 35 geliş 35 kalkış olarak düzenlenen kapasitemiz dahilinde yaklaşık 1 dakikadan daha kısa sürede iniş ve kalkış olmakta gün içinde sürekli olarak. Ve burada hava trafik kontrol için kullanılan sistemlerin hepsi çok fazlasıyla Avrupa standartlarında, dünya standartlarında kendi içinde kapalı bir sistemi olan ve birbirini sürekli kontrol eden, yedekli çalışan bir teknolojiye sahip. Dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale söz konusu asla olamaz diyorsunuz. O şekilde dışarıdan müdahale edilmesi mümkün olmayan bir sistem bu. Sistem tamamen dışarıya kapalı, kendi içinde, kendi network'ü üzerinde çalışan bir sistem. Şu anda radar merkezindeyiz. Burada nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz? Şu anda çalışanlar var. Neler yapıyorlar? Burada kullandığımız teknoloji bizim mutlak kontrol üzerine kurulu olan senaryomuzun gerçekleşmesi. Ve sürekli olarak kalkan ve gelen uçaklar için yeterli aralıkların sağlanarak kapasitenin pik seviyede tutularak iniş ve kalkışların sağlanması üzerine kurulu bir senaryomuz var. Ve bu kapasitenin sürekli canlı tutulabilmesi ve yeterli hizmetin sağlanabilmesi için de shiftler şeklinde kontrolör çalışmaktalar. Kullandığımız sistem içinde kontrolör working position'da kontrolöre yardımcı sürekli olarak teknolojik diğer yan ürünler çalışmakta. Bunların başında bir arrival manager dediğimiz geliş sıralama yardımcısı radar ekranının yan tarafında hemen bize yardımcı olmakta. Onun üstünde sistem içinde sürekli olarak hava trafiği ile ilgili hava trafiğinde beklenen saatler içinde gelecek sayıları ve trafiği bize gösteren bir FTA client dediğimiz FTP sistemimiz çalışmakta ve touch screen panellerle de haberleşmemizi sağlamaktayız.
Burada çok karmaşık bir şey görüyoruz. Şu anda şu an itibariyle havada olan uçakları mı görüyoruz bu ekranda? Şu anda Türk hava sahası içinde uçan bütün uçakları izleme kabiliyetine sahip bir sistemle karşı karşıyasınız. Ve bu sistem sürekli olarak sektörler ve kendi hacminden sorumlu olan kontrollerin trafikleri birbirlerine devirleriyle çalışan bir sistem. Yani en uzak noktadan girip de en son uzak noktadan çıkacak trafik başından sonuna kadar sürekli olarak bir mutlak kontrol altında hava trafik kontrolüne temas ederek uçmak zorunda. Avrupa'nın en büyük hava trafik yoğunluğuna sahip ilk 5 havalimanı arasında yer alan İstanbul Atatürk Havalimanı bu yoğun trafiğin üstesinden en son teknolojiyi kullanan uzman personeliyle geliyor. Hava trafik kontrolü kariyeri diğer kariyerlere benzemeyen bir kariyer. Burada çalışan kontrolörün hepsi yüksek eğitimli ve pek çok işi aynı zamanda yapabilecek kapasiteye sahip ve bir sistemle eşlenik çalışabilecek yeteneklere sahip insanlar. O yüzden diğer mesleklerden farklılaşıyor burada. Sistem tabii ki size yardımcı olmakla ilgilenirken siz de diğer taraftan diğer sektörlere yapmanız gereken koordinasyonları yapmakla yükümlüsünüz. Fakat bunların hepsinde de dediğim gibi size kendi içindeki bu sistem sürekli olarak size de yardımcı oluyor ve destekliyor hava trafik kontrolörünü. Tüm dünyadaki havalimanlarında olan en son sistem, teknoloji Atatürk Havalimanı'nda da mevcut diyebiliyoruz, değil mi? Mevcut. Hatta orada kullanılmayan mesela henüz kullanılmaya başlanmamış olan şeyler bizim burada var. Bunlar nedir? Kuş radarı mesela. Bizim etrafımızda, meydanımızda etrafında kuşlar uçuşuyorlar. Yani biz Atatürk Havalimanı olarak göç bölgesinde olduğumuz için gelen giden uçaklar kuşlardan fazlaca etkileniyorlar. Bunların kuşların hareketlerini takip edebilmek için böyle bir TÜBİTAK'la ortak bir çalışmayla kuş radarı geliştirildi ve şu an kullanımı açıldı. Biz şu anda kullanıyoruz. Nasıl işliyor bu radar? Kullanımı nasıl? Şimdi havadaki tek uçak ya da işte toplu halde uçan kuşları takip edebiliyoruz. Eğer ki orada kuşlar yoğun bir şekilde iniş ve kalkış hatlarında varsa uçuculara bu bilgileri vererekten oradan kaçınmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde daha güvenli iniş sağlanıyor. Evet. Peki kuşlar için geliştirilmiş olan bu özel sistem günümüzde malum yine teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle dronlar evet, önemli bir tehdit unsuru havaalanları için. Bunun için sizin aldığınız bir tedbir var mı ve yine aynı şekilde yeni bir tehdit unsuru olan lazerler için neler yapılıyor? Şimdi dronlar ve lazerler konusunda emniyetle birlikte çalışıyoruz. Yani kolluk kuvveti ve valilikle ortaklaşa çalışıyoruz. Eğer ki böyle bir durumla karşılaşırsak en kısa sürede bu kolluk kuvvetlerine bildirip oradan gerekli tedbirleri alma konusunda hemen harekete geçiliyor. Bu dronlar iniş ve kalkışlarda biliyorsunuz gerçekten risk teşkil ediyor. Bu riski en aza indirmek de tabii ki bizim görevlerimiz arasında. Görebildiğimiz eğer ki böyle çok yakın iniş ve kalkışlardaysa gerekli uyarıları yaparak da gerekirse uçağı pas geçirmek ya da kaldırmamak gibi tedbirleri alıyoruz. İyi bir uçuşun tamamlanması için güvenlik en üst düzeyde tutuluyor. Kullandığımız cihazların zaten bir yediği, ikinci yediği hatta üçüncü yediği var. Bu üçüncü yedekleri de yani her birisi gitmesi durumunda bile bizim hareket kabiliyetimiz var. Nedir onlar? Gerekirse komple elektrik gitti, hiçbir cihaz çalışmıyor. Işıklı sistemlerimiz var. Pilotlarla görüşebildiğimiz, işte durması gerektiği ya da kalkması gerektiğini söyleyeceğimiz ışıklı sistemlerimiz var. Bunları devreye giriyor. Yani burada biz tamamen trafiği durdurmak gibi olanağımız yok. Yani her zaman havacılıkta bir A, B, C planı kesinlikle var. Olması gerekiyor zaten. Bir de bizim yaptığımız için pardon yok. Yani ben pardon yanlış yaptım, geri dönüşü olmayan bir iş yapıyoruz. Verdiğimiz bu kararların doğru ve zamanında verilmesi gerekiyor. On ve
15 Temmuz gecesi hain kalkışmanın yaşandığı önemli adreslerden biri olan İstanbul Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kulesi o günden sonra alınan ekstra önlemlerle artık daha sıkı korunuyor. Normal şartlarda da 15 Temmuz'dan önce de bu tedbirler alınmıştı. 15 Temmuz'dan sonra bu tedbirler biraz daha artırıldı tabii ki. Şu an hani dışarıdan girmek isteyen birisi buraya rahat elini kolunu sallayarak girmesi imkansız. Karada ciddi bir trafik söz konusu. Hemen her gün pek çoğumuz o trafiği bizzat yaşıyoruz. Şimdi baktığımız zaman buradaki tabloyu aslında gökyüzünde de ciddi bir trafik olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bunu siz bugünkü teknolojiyle çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Bundan sonrası için önümüzdeki yıllarda sektörde teknolojik açıdan neler öngörüyorsunuz? Sizce ne olur bir 10 yıl sonra? Belki elektronik cihazlar olarak daha da gelişecektir. Yani şu an kullandığımız cihazlar daha da gelişeceklerdir. Ama tabii ki bu cihazların çalışırken de kontrol edilmesi ya da o trafiğin akışının yönlendirecek arkadaşların ya da oradaki personelin sayısı daha da artacaktır. Öngörümüz personel olarak, cihazlar olarak daha da ileriye gitmesi ama personel olarak da aynı şekilde sayının artaraktan devam etmesi gerekiyor. Çünkü bunları kontrol edecek her zaman birine ihtiyaç duyacağız. Kalifiye yetişmiş değil mi? Evet, eğitimli evet. İnsan gücüne her daim ihtiyaç var. İhtiyaç olacak evet. Günümüzde artık her şey akıllı. Saatimizden telefonumuza, klimadan kombiye, çamaşır, bulaşık makinelerimizden fırına kadar. Kısaca artık her şeyi akıllı teknolojiyle kullanır hale geldik. Peki üretimde akıllı teknoloji ne boyutta? Teknoalanda bu bölüm sanayide teknoloji diyoruz. Ve Tezmaksan tarafından geliştirilen kapasitematikle uzaktan CNC tezgahlarının istenilen verimlilikte çalışmasının nasıl kontrol edildiğini sizlerle paylaşıyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde artık sanayide her istenileni üretebilmek mümkün. Üretimin verimliliği ise Tezmaksan tarafından geliştirilen kapasitematikle takip edilebilecek. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ile birlikteyiz. Hakan Bey merhaba. Merhabalar. Geliştirdiğiniz çok önemli bir yazılım var. Kapasitematik. Öncelikle kapasitematiği hazırlama ihtiyacı neden duydunuz? Bunu alalım sizden ve kapasitematik nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor? Şöyle açıklayayım. Müşterilerimizin verimsiz çalıştığını fark ettik. Bu da nedir? Operatör nasıl bir veri verirse sistemler onu algılayıp onu rapor edebiliyorlardı. Biz makine ile direkt haberleşmeyi keşfettik. Yani biz makinenin dilini çözelim, okuyalım. Oradan verileri toplayalım. Tarihsel istatistik alalım ve bunu kullanıcılara bir rapor halinde verelim dedik ve başardık. Peki bu malum kullanılan bir sistem aslında. Avrupa'da da kullanılıyor, bu tarz yazılımlar var. Sizin son geliştirdiğiniz bu yazılımın farkı ne? Şöyle açıklayayım. Mevcut yazılımlar, aptal yazılımlar diye niteliyoruz. Operatörler bu sistemi kandırabiliyorlar. Ama bizim yaptığımız yazılımda biz makineyle direkt haberleşiyoruz, direkt konuşuyoruz. Onun dilini müşterinin anlayacağı dile çeviriyoruz. Bizim yaptığımız bu. Hakan Bey, kapasitematik hangi başlıklar altında kullanılabiliyor? Kapasitematiği tercih eden kullanıcılar hangi parametreleri takip edebiliyorlar? Bu konuda çok esneyiz. Üreticinin talep ettiği tüm verileri kendisine sunabiliyoruz. Günlük üretim miktarından fren miktarına kadar anlık olarak bunu da takip edebilir. Günlük sonradan rapor haline de getirilip mail olarak, mesaj olarak sunulabilir. Bunun haricinde isteğe bağlı ortam sıcaklığı, nem miktarı gibi birçok parametre mümkün. Yani olabilecek her şeyi yapabilir durumdayız şu anda.
Bunları anlık olarak da istenildiğinde mail olarak ya da mesaj olarak ilgili kişiye iletilebiliyor değil mi? Farklı kategorize edebiliyoruz. Makineyi kullanan operatör için ayrı, formen için ayrı, üretim müdürü için ayrı, hatta patron için ayrı raporlar yapabiliyoruz. Bunu dediğiniz gibi günlük, haftalık, aylık raporlar olarak sunabiliyoruz. Anlık olarak da mesaj atabiliyoruz veya dilerseniz dünyanın bir ucundan tabletinize dokunarak makinenin o anki durumunu bile izleyebiliyorsunuz. Yani işverenler her daim üretimin başından sonuna kadar her aşamasında hangi performansla çalışılabiliyor her an takip edebilecekler. Evet, takip edebilecek, ancak en önemlisi makinenin nasıl, hangi şartlarda çalıştığını, nerelerde hata yaptığını görebilecek, analiz edebilecek, geçmiş tarihsel veri istatistik olarak alabilecek ve kendine daha verimli çalışmak için yeni bir yön çizebilecek. Bugünkü teknolojide robotu otomasyonun geldiği aşama nedir acaba? Bugün neler yapıyorsunuz? Yani 20 yıl önce ustalık gerektirirdi her şey. Bugün artık bilgisayar kontrolü, sensör tezahürat çıktıktan sonra ustalık bitti. Tamamen mühendisliğe dönüştü. Bunun bir ötesi, az önce kapasitometrikte bahsettiğimiz gibi operatör hatalarını minimize edebilmek için robot kullanımı. Ve Türkiye'de ciddi manada robot kullanımı talebi var. Bunun sebebi hem iş kazalarının önüne geçebilmek hem de çok daha verimli çalışabilmek. Çünkü robotta 24 saat kesintisiz üretim yapabiliyorsunuz. Robot kolu otomasyonla bugün daha çok hangi sektörler tercih ediyor? Neler var? Cihaz bazında da biraz bahsedecek olursanız. En çok otomotiv sektöründe talep ediliyor. Çünkü 24 saat üretim yapmazsanız para kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla verimli çalışmanın kilit noktalarından bir tanesi de robotlu otomasyona geçmek. Bunun da kontrolünü kapasitometrikle yapıyoruz. CNC tezgahlarında gelişen teknolojiyle önemli oranda yol kat edildi dünle bugün kıyaslandığında. Peki bir sonraki aşamada bizi neler bekliyor? 3 boyutlu yazıcı teknolojisi bekliyor bizi. Hali hazırda uygulamaları var. Bir nesnenin 3 boyutlu taramasını yapabiliyorsunuz. Bunu bilgisayar ortamında çizip daha sonra CNC tezgahın anlayacağı dile çevirip makineye direkt işletebiliyorsunuz. Peki bu yavaş yavaş kullanılmaya başladı mı ve ilk etapta nerelerde tercih ediliyor? Kullanılmaya başladı. Ülkemizde de az da olsa kullanılmaya başladı. Özellikle medikal sektöründe, otomotiv sektöründe uzun vadeli çığır açacak. Peki ileriye yönelik bir 10 yıl hedefleyecek olursak mesela, sanayide teknoloji nereye gelir sizce? Ne öngörüyorsunuz bu alanda? Kesinlikle çok hızlanacak. Birinci temel verim olacak. İnsanlar her şeyi her ülkede üretebilirler. Ancak verimsiz üretiliyor. Bence en önemli şey bundan sonra üretimin kontrolü olacak. Bu da yazılım olacak. Sinyallerinden duyguları okuyabilecek teknoloji geliştirildi. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Gelişen teknolojiyle bilim insanları bunun yapılabileceğini kanıtladı. Üzgün mü, mutlu mu, yoksa öfkeli misiniz? Artık duygularınızı gizlemeniz pek de mümkün olmayacak gibi görünüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarından araştırmacılar kablosuz internet sinyalleri gibi yansıyan sinyalleri kullanarak duyguları tespit etmenin formülünü buldular. Artık her yerde, evimizde, iş yerimizde, hayatın her alanında Wi-Fi, televizyon ve benzeri cihazlardan radyo sinyalleri yayılıyor. Araştırmacılar bu sinyallerin vücudumuzla etkileşime girdiğini ve dalgalarda değişim olduğunu ifade ediyor.
Gelecekte bu teknolojinin akıllı ortam gibi bir uygulaması olduğunda, örneğin uzun bir iş günü sonrasında eve döndüğünüzde eviniz sinyallerde duygularınızı tespit ederek eğer yorgunsanız ışıkları kısıp rahatlatıcı bir müzik verebilir. Artık bu teknoloji sayesinde kimse beni anlamıyor diyemeyeceksiniz. Çünkü halinizi anlayan Wi-Fi sinyalleri her yerde yanınızda sizi ele veriyor olacak. Geçtiğimiz günlerde oyun severlerle buluşan aksiyon oyunu Titanfall 2 heyecanın dozunu yükseltmeye devam ediyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapan Titanfall 2'de kullanıcılardan biri dünya rekoru kırdı. Serinin ilk oyunundan farklı olarak hikaye örgüsünün eklendiği ikinci oyunun alıştırma bölümünde oynayan bir oyuncu dünya rekoru kırdı. Game Seager isimli YouTube kullanıcısı, alıştırma bölümünde zamana karşı yapılan platformu tamamlama etabında yeni bir dünya rekoruna imza attı. Platformdaki hedefleri kolayca bertaraf edebilmek için platformu ilk denemesinde 31 saniyede tamamladı. Ancak pes etmeyip denemeye devam etti. Birkaç denemenin ardından platformu tamamlama süresini 20.6 saniyeye düşürmeyi başaran oyuncu, oyunun dünya rekorunu da kırmış oldu. Oyunun geliştiricisi Respawn Entertainment tarafından yayınlanan Titanfall 2 çıkış fragmanındaysa background müziği olarak Kill Bill film serisiyle herkesin aklına kazınmış olan Bang Bang My Baby Shut Me Down şarkısının oyun için uyarlanmış versiyonu kullanılmıştı. Mobil ticareti sevdi. Mobil kullanıcıların 1/4'ü alışverişlerini mobil cihazlar üzerinden yapıyor. Mobil reklamlar ve sosyal medya alışverişi tetikliyor. Ve kullanıcıların 1/4'ü haftada bir alışveriş yapıyor. IAB, Amerika'nın 19 ülkeyi kapsayan Mobil E-Ticaret Global Perspektif Araştırması'na göre mobil alışveriş tüm dünyada yeni bir norm olmaya başladı. Araştırmaya göre tablet ve akıllı telefon kullanıcılarının 1/4'ü son 6 ayda akıllı telefonlardan veya tabletlerden ürün veya hizmet satın aldı. Satın alanların %23'ü mobil cihazlardan her hafta alışveriş yapıyor. Akıllı telefon ve tabletler üzerinden aylık mobil alışveriş yüzdelerinin en yüksek olduğu ülkelerin başında %44 ile Türkiye ve %42 ile Çin geliyor. İngiltere, Singapur ve Avustralya'daki mobil kullanıcılar da alışverişlerin büyük bir kısmını mobil ekranlar üzerinden yapıyor. Araştırmaya katılanların %57'sinin bir yıldan fazla süredir mobilde satın alma işlemleri yapmaları dikkat çekiyor. Avusturya, Peru ve Kolombiya ise mobil pazarı yeni benimseyen ülkeler arasında yer alıyor. Mobil alışveriş deneyimi, rahatlık, zaman ve fiyat tasarrufu sağlamasından dolayı ankete katılanların %80'inden yüksek not aldı. Ayrıca katılımcıların %62'si gelecek 6 ayda akıllı telefon ve tabletlerden daha fazla alışveriş yapmayı planlıyor. Araştırmada İngiltere, Brezilya, Fransa, İrlanda ve Peru gibi ülkelerin mobil alışveriş oranlarını artırma eğiliminde olduğu da gözlemlendi. Araştırma sosyal medyanın mobil ticarette önemli bir rol üstlendiğini de gözler önüne seriyor. Zira dünya genelinde mobil satın alma gerçekleştirenlerin %60'ı satın aldıkları ürünleri sosyal platformlarda keşfettiklerini ifade ediyor. Sektörü her geçen gün hızla ilerlemeye devam ediyor. Pek çoğumuzun kullandığı bulut bilişim nedir diyor. Bu alanda ülkemizde revaçta olan hizmetleri
şirketlerin dijitalleşme konusunda neler yaptığını, küresel çapta streaming ve bulut bilişim çözümleri sunan Medyanova CEO'su Serkan Sevim'le konuştuk. Bilişim nedir? Bu konuda tabii çok kafalar karışıyor biraz ama ben çok basit anlatmaya çalışacağım. Benim terminolojimde bulut birinin yatırım yaptığı, economic scale of economy kullanıp yani büyük hacimleri kullanarak yatırım yaptığı ve diğer insanların kullanıcılarında kullandığı kadar ödediği yapılar. Yani buna çok basit örnekler vereceğim. Bir tanesi elektrik sistemi. Yani bir elektrik santralimiz yok hepimizin. Bir fişe takıyoruz ve tükettiğimiz kadar kullanıyoruz. Bu aslında bir bulut mantığı. Veya evinizde akan su. Eskiden çeşmeye giderdiniz, taşır getirdiniz köylerde. Bugün musluğu açıyorsunuz ve akıyor ve bunu ödüyorsunuz kullandığınız kadar. Bilişim dediğinizde de birisi, bu bir firma oluyor, büyük bir yatırım yapıyor. Ve eskiden çok büyük kurumlara sadece mümkün olan altyapılar, en ufak kobiye bile işte ayda $5, $10, $1000 neyse ufak rakamlarla kullanımınızda açılıyor. Buna bulut bilişim diyoruz bu konsepte. Peki Medyanova olarak siz bu alanda nasıl hizmetler veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bugün? Şimdi bizim Medyanova gözlerinde baktığınızda bu işin video ve müzik tarafıyla başladık. Yani bu video altyapıları, internette seyrettiğiniz videoların Türkiye'de %50-60 gibi bir pazar payı bizde. Arkasından internet yapılan canlı yayınlarla devam ettik. Bu da bulut üzerinden verilen bir servis. Ve en sonda geldiğimiz noktada performans mühendisliği diyoruz buna biz. Trend yol gibi, hepsi burada gibi, gitti gidiyor gibi. Türkiye'nin çok büyük web sitelerinin performansı ne olursa olsun 100 bin kişi de girse, 200 bin kişi de girse aynı kalitede kalması için bir altyapı sağlıyoruz. Bu da bulut mantığıyla çalışıyor. Dolayısıyla aslında Medyanova gözükmese de her gün 20-25 milyon kullanıcıya dokunan, müzikleri dinlemenizi sağlayan, videoları seyretmenizi sağlayan ve çok büyük web sitelerinin, milliyet.com.tr gibi veya çok daha farklı web sitelerinin hızlı açılmasını sağlayan bir servis. Altyapı demişken bu alanda altyapı hizmetleri olarak neler var, neler yapıyorsunuz? Şimdi altyapı bizim 3 ana bileşenden oluşuyor. Network, software ve hardware dediğimiz yani sunucu altyapısı. Bunların bileşkesinden de Medyanova hizmetleri oluşuyor. Biz sürekli olarak bunun yazılım tarafında yani %100 yerli olarak yazılım tarafında çok büyük çalışmalarımız var. Ekipmanların yani hardware dediğimiz sunucuların optimizasyonu daha iyi çalışması ve şu anda 7 ülkede altyapımız bulunuyor. Bunların da doğru ülkelerde en iyi networklere bağlı şekilde olmasını sağlıyoruz. Bu performans mühendisi dediğimiz yani o işte videoların veya görsellerin çok hızlı açılması için yapılan sürekli bir güncelleme ve geliştirme söz konusu. Medyanova'nın yaptığı servis bundan ibaret. Peki diğer ülkelerle kıyaslayacak olursanız Türkiye'de revaçta olan hizmetler neler? Şimdi şöyle tabii bizim bu bulut bilişim Türkiye'ye baktığınızda çok öne açık. İnanılmaz öne açık. Çünkü dijitalleşme denen bir dünya var şu anda. Yani sanayilerin dijitalleşmesi, şirketlerin dijitalleşmesi ve bu dalga inanılmaz büyük geliyor. Yani matbaa bulundu, bize doğru geliyor. Biz böyle düşünmemiz lazım. Bu anlamda birçok firma kullanıyor ve daha da çok kullanması lazım. Türkiye'de en basit kullanılan CRM dediğimiz müşterileri yönetmek için. Hani hangi müşteri ne satın almış, ne yapmış bu bilgiyi tutmak için başladı bu işler. Arkasından şu an da bildiğim yerli bir girişim de var. Bütün bu muhasebe sistemlerini buluta taşıyan. Başka bir yerli girişim biliyorum. Çağrı merkezlerini bulut bilişim mantığında buluta taşıyor. Yani siz mesela eskisi gibi işte 10 kişi 20 kişi işe almadan onların havuzundan gerektiği kadar kullanarak o sadece onu ödüyorsunuz. Dolayısıyla bu tip bir yaklaşım şirketlere inanılmaz bir maliyet avantajı getiriyor ve çok kaliteli hizmetler alabiliyorsunuz. Bir hosting dediğimiz yani bizim de yaptığımız web sitesinin host edilmesi tarafında eskiden bilirsiniz web sitesi çöker, bazen çalışmaz, olur olmaz. Şimdi bunlar bulutta yok oldu. Yani bir firmaya güveniyorsunuz ve bu firma kendini son derece geliştirmiş, denetleyen bir firma. Siz de kafanız rahat bir şekilde ana işiniz olan artık bu e-ticaret olur, başka bir şey ona fokuslanıyorsunuz. Dolayısıyla bu tip bulut bilişimleri servisleri çok revaçta Türkiye'de. Şirketlerin dijitalleşmesi diyecek olursak bu alanda neler yapılıyor ve yapılan çalışmalar yeterli mi peki? Şimdi bu dijitalleşme, ben şöyle söyleyeyim önceki, ben eski bir girişimciyim. Yani 98 yılında internet işlerine başladım Amerika'da. O dönemde biz internetten bahsederken herkes bizi böyle hani uzaydan bir şey anlatıyor gibi gelirdik. Ve insanlar pek ilgilenmezdi. Bugün bu kurumların dijitalleşmesi, sanayinin dijitalleşmesi inanılmaz ciddi bir dalga. Burada kalacak bir yere gitmiyor ve daha da geliyor. Dolayısıyla bir an önce birçok firmanın yani kobi boyutunda olsun büyük kurumda olsa dijitalleşme sürecini ciddiye almalı.
Ve bu dijitalleşme kendi işini nasıl etkiler? Bugün bir üretici olabilir, çelik, demir çelik olabilir. Fakat onun bile bazı süreçleri nasıl dijitalle çözülür, buna bakması gerekiyor. Biz tabii Medyonom olarak bunun video tarafında, yani bir kurum içi bilgi paylaşımı, kurum içi canlı yayınlar. Birçok bilirsiniz işte bir firma vardır, Mehmet Bey vardır orada. Mehmet Bey ayrılınca bir dolu şey bilerek gider. Yani o sizin bir değerinizdir. Bunları videoya alarak o değerleri şirkette tutan bir hafıza yaratma peşindeyiz. Dijitalleşmenin birçok bacağı var bahsettiğim gibi, ama bence en önemli dikkat edilmesi gereken konu süreçler tarafında. Yani şirketin bir satın alma süreçleri, bir muhasebe süreçleri, banka süreçleri zaten artık bayağı dijitalleşti. Bunların full dijitale geçip daha hızlı çalışır, daha hızlı raporlayan şirketler oluşması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilişimde neyi hedefliyorsunuz, neyi öngörüyorsunuz? Şimdi ben işin bir boyut gerisine şöyle bakıyorum. Türkiye'nin çok daha iyi bir ülke olmasını istiyorum açıkçası. Yani coğrafik olarak çok iyi bir yerde yaşıyoruz. İnsanlarımız çok iyi. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz kadar hızlı büyüyemiyoruz. İç sorunlar oluyor, başka şey oluyor. Coğrafyamız zor bir yandan da. Fakat teknolojide bunun kaçar yerin olduğunu düşünüyorum. Hani kimsenin mazeret üretmeden Türkiye'ye bir kere değer katmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani bu hani yapsak yapmasak değil. Bu illa kişilerin para kazanması gibi basit bir konu da değil. Bu bir milli beraberlik olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Teknoloji özelinde. Teknoalan'dan şimdilik bu kadar değerli izleyenlerimiz. Haftaya görüşünceye dek teknoloji hayatınıza renk ve konfor katıyor olmaya devam etsin. Hoşçakalın.